Terörist Miraç Ural'dan İyi Partili Buğra Kavuncu'ya. CHP'li bazı başkanların Esad'ın sağ kolu terörist Miraç Ural'la WhatsApp üzerinden yazıştıkları. Kaos çıkarmak için anlaştıkları geldi kulağıma. Miraç Ural, Reyhanlı saldırısında 53 insanımızı katletti. CHP eski Mersin mebusu Aytu Atıcı'da. 17 gün sonra Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Ebru Flas'la birlikte Esat'ı ziyaret etti. Bu kadar vicdansızlar işte. Aynı ruhsuzlar PKK ile de işbirliği halindeler. Bunların ne Esat ne PKK sevdaları biter ne de tecavüzleri. Türbanlı bir kadına söylediği skandal sözlerle gündem olan Bolu Belediye Başkanı için alınan kararı duydunuz. CHP Erzurum İl Başkanı'nın ahlaksızlığını da, yalan ve iftiraları yetmedi. Şimdi THKPC Açilciler Lideri Miraç Ural'la işbirliği yapıyorlar. Bay Kemal'in CHP'li belediyelerde PKK temsilcilerine kritik görevler vermesi soruşturma konusu oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Valiliği, Başkan Zeydan Karalar'ın PKK'nın Adana sorumlusu Adnan Bey'i ekmek satış müdürü yapması üzerine inceleme başlattı. Umarım gerisi de gelir. Zillet ittifakının yaydığı algı dolu yalanlara kanmayın. Hepsi kurgu, hepsi palavradır bunların. FETÖ'nün taktiğini uyguluyorlar. Kavuncu soyadına dikkat kesilin. Çoğu FETÖ'cüdür çünkü. Bu kafa FETÖ için cinayet bile işler. Ümit Özdağ Burak Kavuncu'ya iftira atmadı. Partiden atılma pahasına gerçeği söyledi. İstanbul'un çeşitli noktalarına mülteci karşıtı provokatif pankartları astıran meğer Burak Kavuncu'ymuş. Kavuncu gençlere para vererek pankart astırmış. Kavuncuları İsmail Kavuncu'dan bilirim. İsmail ortağı Zeki Pilge'yi arkadaşı Müjdat Güler'in tuttuğu kiralık katile vurdutmuştu. Yargılanmaktan antin kuntinle yırttı. Kavuncu ailesini 9 yıldır yazıyorum. Ajan Ender Altaylı ile olan yakınlıklarını anlatıyorum. İsmail'in FETÖ'nün emniyetteki adamları sayesinde nasıl yırttığını da. CHP'yi de mahrem görüntülerle ele geçirdiler. Uyduruk anketlerle milletin aklını çelmeye kalkanlar da bunlardır. Bay Kemal ve ortağı Meral Akşener iktidar olursa FETÖ'cüler için af çıkaracakmış. Dil ıslak yerde ya konuşuyorlar işte. O yuruna Bay Kemal teröristlere mavi boncuk dağıtıyor. Reis diktatör tüyen Kılıçdaroğlu'nun Hitler'den ne farkı var? Foncu Hasan Cemal ise erken havaya girmiş. Demokrasi ittifakıyla Erdoğan'a 2023'te güle güle diyeceğiz diyor. Rüya görüyor ruhsuz. Para karşılığı yapılan uyduruk anketlerde bile milletin reise olan sevdası ortadayken hem de. Basit yalanlarla milletin aklını çeleceksin diyecek CHP'ye rehberlik yapan Sedef Kabaş Hasan Cemal gibi kukladır. Kabaş Londra doğumludur. Eski özel harp daire başkanı Orgeneral Sapri 25 oğlunun da gelinidir. Kimdir bu general eskisi? 6-7 Eylül olaylarının tertipçisi. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba atırıp Rumların mallarını talan ettiren bir provokatör. Özel suikastinin de arkasındaki adamdır. Bugün olanlar tesadüf değil. Bu boşluklar 2023 için İnönü'nün damadı Metin Toker'in Akis dergisinde Menderes ve arkadaşlarını itibarsızlaştırmak için yazdığı yalanların aynısı şimdi yazılıyor. Uyumayın. Bir not. CHP'li belediyelerin verdiği konserler üzerinden yaptıkları vurgun haftaya. Ersin Ramoğlu, Sabah. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.